Herkese merhaba ben Furkan bugün sizlerle beraber incelemekten gerçekten zevk alacağım Logitech G502 Hero ve Logitech G502 LightSpeed modellerine yakından bakıyoruz. Logitech ürünleri incelemekten gerçekten zevk alıyorum çünkü bu ürünler genelde premium bir şekilde karşımıza çıkarken aynı zamanda fiyat performans oranını koruyabiliyorlar. Bu ürünleri kullanırken gerçekten zevk aldım. İki farklı mouse'u aynı anda kullandım. Aslında bakarsanız bu iki ürünü incelediğiniz zaman aralarında çok da fark olmadığını ama bazı oyuncular için bir tanesinin bazı oyuncular için de diğerinin daha ideal olduğunu anlayacaksınız. Logitech tarafında oyuncular için yaratılan ambiyansın en etkili ürünleri arasında yer alan bu iki mouse kullanıcıları oyun oynarken harika sonuçlar almaya yardımcı olacak şekilde geliyor. İlk mouse'umuz G500 Hero kablolu yapısıyla dikkat çekerken diğer mouse'umuz G502 Lightspeed ise ışık hızında bir deneyim sunmak için 1 milisaniye gecikme payını bize sunuyor ve neredeyse rakiplerinin kablolu mouse'larını geçmeyi başarıyor. Her iki mouse'un tasarımsal olarak farkları kablolu ve kablosuz olarak ayrılması. Tasarım hatlarına gelecek olursak modern, agresif bir tasarımla karşılaşıyoruz. Çok büyük olmayan ancak küçük olduğunda söyleyemeyeceğimiz mouse benim elime tam bir şekilde oturdu. Özellikle baş parmağının altında kalan parça kullanım sırasında bana çok büyük bir rahatlık yarattı. Baş parmağı koyduğumuz yüzey diğer yüzeyler gibi mat bir tasarımla karşımıza çıkmıyor. Sürtünme katsayısı yüksek olan bu yüzey, mouse'u daha rahat bir şekilde kavramamıza sebep oluyor. Mouse'un yüzeyinin farklı tasarım materyalleriyle gelmesi de aslında bizim işimize yarıyor. Buradaki tasarımın diğer tasarımdan daha farklı olması bizim elimize daha rahat bir şekilde oturmasını sağlarken bu tarafın o tasarımla beraber devam etmemesi de aslında uzun zamanda oyun oynadığım zaman veya mouse'u uzun süre kullandığım zaman elimizin terlemesine de engel oluyor. Yani dış tasarımın o yüzeyi gerçekten güzel seçilmiş. Genel olarak baktığınız zaman mouse bize premium bir hissiyatı sunarken premium bir görünüşü de zaten sunuyor. Logitech'in bu konuda başarısı zaten yıllardır sürüyor. Şimdi gelelim üstündeki tuşlara. Mouse üzerinde özelleştirilebilen 11 farklı tuş mevcut. Bu tuşlara istediğimiz görevleri veya makroları atayabiliyoruz. Farklı her tuş hem oyunlarda hem de günlük hayatta kullanabileceğimiz bir işlevselliği kazanabiliyor. Ben bir bilgisayar kullanıcısı olarak bu mouse'un işlemi kolaylaştırmasında bu tuşların etkili olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu tuşlar ulaşılması kolay yerlerde oluşundan dolayı hızıma hız katıyor. Bir tuş ise oldukça farklı. Mekanik düğme gerginliği ayarlama sistemi sayesinde mouse üzerindeki tekerleğin hangi seviyede ne kadar gergin olacağını kolayca değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede hassas bir şekilde aşağı inmeniz gereken sayfalarda rahat bir şekilde inebilirken örneğin en aşağıki sayfaya gitmek istediğin zaman hemen buradaki tuşa basıyorsunuz ve şöyle bir hamle yaptığınız zaman bu tekerlek devamlı olarak aşağıya dönmeye başlıyor ve işinizi çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Logitech'in aslında bu düğmesine alışmaya başladık ki ben günlük hayatta oldukça kullanıyorum. Özellikle alışveriş yaparken yavaş yavaş inmek istiyorsam tık tık bir şekilde iniyorum ama haber okumak istediğimde veya en aşağıki sayfaya gitmek istediğimde de direkt böyle yapmak dediğim gibi daha deminki özellikler gibi hızıma hız katıyor. Tabii ki bu üstündeki 11 farklı tuşun oyuncular için de ayrı bir özelliği var. Dilediğiniz şekilde atama yapabiliyorsunuz. Birazdan yazılımsal olarak bahsedeceğim g hub uygulaması sayesinde yazılım konusu gerçekten kendini açmış. Bu üstündeki tuşları makro olarak, işlevsellik olarak, istediğiniz tuş ataması olarak, uygulama açma olarak veya bir senkron olarak istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin ben G8 tuşuna bastığım zaman şu şu olsun diyebiliyorsunuz ve mouse gerçekten onu yapabiliyor. Örneğin CS Oynarken R tuşunu buraya atadığınız zaman bastığınız zaman anlık olarak şarjör değişimi başlıyor veya farklı oyunlarda örneğin LOL oynarken ulti atmak istediğiniz zaman hemen buradaki tek tuşa basarak o team fight'in içerisindeki heyecanda hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Tabii ki benim verdiğim örnekler çok basit örnekler. Siz istediğiniz oyunda istediğiniz şekilde ayarlamalar yapabiliyor ve oyununuza hız katabiliyorsunuz. Bu makro tuşlar hem normal gündelik hayattaki kullanımımızı kolaylaştırıyor hem de oyunumuza hız katıyor oyun demişken bu iki mouse'un üst düzey bir oyuncu mouse olduğunu unutmayın. O konuya birazdan geleceğim. Tabii ki Logitech gibi bir firma her konuyu düşünüyor. Örneğin hafif mouse seven var, ağır mouse seven var. Herkes farklı bir ağırlığı sevebiliyor. Bundan dolayı Logitech buna bir çözüm bulmuş. Tabii ki ağır ve hafif mouse'u ayrı paketlerde satmıyor. Ama her iki da yeniden ağırlandırılabiliyor. Nasıl yani diye bir soru soracağınızı düşünüyorum. Hemen göstereyim. G502 Lightspeed'e 4 tane 2 gram ağırlık ve 2 tane 4 gram ağırlık ekleyebiliyorsunuz. G502 Hero ise yanında 5 tane 3.6 gram ağırlık ile beraber geliyor. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. C502 Light hangisiydi? Light Speed dediğimiz olay çok farklı bir teknoloji, çok farklı bir heyecan. Kablosuz mouse. Ona da birazdan değineceğim. Biliyorum birazdan değineceğim, değineceğim diyorum ama gerçekten mouse'un anlatılması gereken çok fazla özelliği var. Bu ağırlıklar sayesinde iki mouse da dilenirse hafif, dilenirse de ağır bir şekilde kullanılabiliyor. Peki genel olarak mouse'ları tanıdığımıza göre farklılaşan özelliklere yani bize heyecan katacak teknik özelliklere değinmenin vakti geldi. İlk olarak kablosuz model olan G502 Lightspeed'in teknik özellikleriyle başlayacağım. G502 Lightspeed teknik özelliklerine baktığımızda kablosuz deneyim en üst düzey olduğunu görebiliyorsunuz. Dünyada teknoloji sektörüne ait birçok alanda ödül alan bu mouse bizim de beynimizi ciddi manada kazandı. G502 Lightspeed'in Lightspeed adını alması ise olağanüstü bir durum. İlk defa CSGO turnuvalarında kullanılan bu mouse yer rakiplerinin kablolu mouse'larından da daha hızlı olmayı başarıyor. Kablosuz bildirim hızı 1 milisaniye kadar düşük olan bu mouse yeni nesil Hero 16K oyun algılayıcısına sahip. 16.000 DPI'lik bir seviyeye çıkan mouse oldukça hassas bir aralıkta çalışabiliyor. Bu aralıklara da Logitech'in yazılım tarafı yeteneklerinden bahsederken değineceğim. Oyuncular hızlı olmayı seviyor. Oyuncular zaman kaybetmeyi sevmiyor. Bu mouse'a baktığımız zaman rakiplerinin kablolu oyuncu mouse'unu geçtiğini söyledim. Üzerinde 11 farklı tuş var. 11 farklı tuş onlarca yani sayısızca özelleştirilebiliyor. Peki zaman kaybedebileceğimiz tek bir konu kaldı şarj. Kablosuz bir mouse'un şarj olması gerekiyor. Tabii ki bu doğal bir ihtiyaç. Peki burada ne oluyor? Bu masu şarja takıyor muyuz? Hayır. Bu mouse'u hiçbir zaman şarj etmiyoruz. Evet bir kablosuz masu şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Bu da power play kablosuz şarj teknolojisi sayesinde oluyor. Peki bu ne demek? Hemen söyleyeyim. Uyumlu bir gamepad'iniz varsa, Powerplay'i destekleyen bir gamepad'iniz varsa bu mouse'u üstünde kullandığınız her an aslında o mouse şarj oluyor. Siz oyun oynarken de şarj oluyor. Siz bıraktığınız zaman da şarj oluyor. Bu mouse'u hiçbir şekilde şarj etmiyorsunuz ve bu çözüm oyunculara çok büyük kolaylık sağlıyor. Ben gündelik hayatta bu özelliğe sahip olmayan bir mouse kullanıyorum ve bu mouse'u şarj etmeyi unuttuğum zaman etrafta deli gibi kablo arıyorum ve o sırada benim işlerim aksayabiliyor. Peki bir oyuncuysanız diyelim ki turnuvadasınız. Diyelim ki derecelendirme maçındasınız. Diyelim ki LoL'de fight'ın ortasındasınız. Ne olacak? Kablo mu arayacaksınız? Hayır. İşte bu mouse'un premium olmasını sağlayan özelliklerden birisi de buydu. G502 Lightspeed'in özelliklerine baktık. Aslında bu saydığım teknik özellikler G502 Hero yani kablolu modelinde aynısı olarak karşımıza çıkıyor. Ama arada sadece tek bir fark var. DPI seviyesi 100 seviyesine kadar değil 200 seviyesine kadar indirilebiliyor. Ve aradaki farklardan bir tanesi de G502 Hero yani kablolu mouse Doğal olarak Power Play desteğine sahip değil çünkü herhangi bir şarja ihtiyaç duymuyor. Peki kablodan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz oyuncular onu devamlı kullanacak, tıklama yapacak, bir sürü işlem gerçekleştirecek. Burada bir mouse'a ücret ödediğimiz zaman onu uzun yıllar kullanmak bizim en büyük öngörümüz. Kablo tarafına baktığımız zaman örme bir kablo görüyoruz ve bu örme kablo kolay kolay yıpranacak bir cinsten değil. Herhangi bir aşınmaya karşı oldukça dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca G502 Hero'nun tam 50 milyon tık örme sahip olduğunu söyleyebilirim yani 50 milyon defa basmanız gerekiyor bu mouse'un ömrünü bitirmek için. Ya bunu hesaplardım ama o kadar ömrüm yok. Onu hesaplayamam. Gerçekten G502'de tasarımsal olarak çok farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki teknik olarak bu kadar üst düzey bir mouse karşımıza çıkarsa yazılımsal olarak neler yapılması gerekiyor? Hemen bahsedeyim. O daha demin söylediğim Logitech G Hub uygulaması burada karşımıza çıkıyor. Bu mouse'u dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Tabii ki yazılım tarafında da Logitech bizden hiçbir şeyi esirgemiyor ve G Hub uygulaması ile karşımıza çıkıyor. Örneğin mouse'un üzerindeki RGB aydınlatmayı buradan yönetebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman ekranın üzerindeki renge göre renk alabiliyor. istediğiniz zaman aydınlanabiliyor, kapatılabiliyor, farklı efektler verilebiliyor. Çok farklı bir şekilde bu üst taraftaki aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. Dilerseniz diğer oyuncu ekipmanlarıyla da bu ışıklandırmayı etkileştirebiliyor. Hepsinin aynı anda sizin dilediğiniz renge veya özelliklere bürünmesini sağlayabiliyorsunuz. Burada daha demin bahsettiğim 11 farklı tuşu atayabiliyorsunuz. Dilediğiniz sonsuz seçenekleri aktif edebiliyorsunuz. DPI seviyesini Mouse'unuzun özelliklerini görebiliyorsunuz. Hatta ve hatta başka insanların geliştirdiği profillere bakabiliyorsunuz. Örneğin sevdiğiniz bir Dota oyuncusu var. Onun tuş takımını kendinize atayabiliyorsunuz. Bu tuşa basmayı ulti ayarlamış olabilir. Bunu E tuşu olarak ayarlayabilmiş olabilir. Farklı insanların farklı kombinasyonlarını da kullanarak aslında kendi oyun deneyiminizi de geliştirebiliyorsunuz. Kısacası G Hub bizim için çok farklı özellikleri istediğimiz cihaza sunmamızı olanak sağlıyor. Ayrıca şunu da fark ettim. G Hub'a ne zaman girsem bir güncelleme geliyor ve güncelleme ile özelliklere özellik katılıyor, yeniliklere yenilik katılıyor. Kısacası eğer bir oyuncuysanız, hıza ihtiyacınız varsa, oyundayken oyun deneyiminiz daha fazla artsın istiyorsanız bir teknoloji editörü olarak size kesinlikle Logitech'in bu iki farklı ürününü tavsiye ederim. Eğer siz de ürünleri beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu ürünü kullanıyorsanız da izleyicilerimize fikir verebilir, tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.